Amerikan basından özetlerle devam ediyoruz. Bugün gazetelerin öne çıkardığı başlıkları Dilge Timoçin özetliyor. Özlem Amerikan basın özetlerini New York Times'a başlıyoruz. New York Times baş yazısında Amerika'nın ve 21 Avrupa ülkesinin çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararıyla Rusya ve lideri Putin'e önemli bir ceza verdiklerini yazıyor. Bunun Trump için gecikmiş bir hamle olduğu belirtilen yazıda, Trump'ın bugüne kadar Putin eleştirmeyi reddetmesi, Rusya'nın Trump'a şantaj yapabilecek bilgilere sahip olduğu şüphesine neden oluyordu deniyor. Makaleye göre dün Rus diplomatların sınır dışı edilmesiyle Başkan Trump artık Putin'in Amerika için oluşturduğu tehditle baş etmek zorunda kaldı. Ancak Trump'ın hamlesi Putin'in Amerikan seçimlerine ve diğer batı demokrasilerine müdahale eden Ukrayna ve Suriye'de savaşı tahrik etmeye kadar bir dizi eylemi karşısında halen yeterli değil. Washington Post 2020 nüfus sayım anketine vatandaşlık durumu ile ilgili soru eklenmesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Kaliforniya eyaletinin Trump yönetimine açtığı davayı ana sayfasına taşımış. Habere göre değişiklik daha az kişinin ankete yanıt vermesine neden olacak ve bu da demokratların sayısının olduğundan az görünmesi anlamına gelecek. Bunun sonucunda göçmen nüfusun yoğun olduğu eyaletler kongrede, koltuk, başkanlık seçimlerinde seçiciler kurulunda oy kaybedecek ve federal kaynaklardan kendilerine düşen pay azalacak. Washington Post yazarı Michael Schreier'a göre bu durum Kaliforniya'ya Temsilciler Meclisi'nde en az bir koltuk kaybettirecek. Ulusal düzeyde de siyasi güç şehirlerden kırsal bölgelere kayacak. Bu da Cumhuriyetçi Parti'nin avantajını olacak. USA Today bugün 32. kitabı piyasaya çıkan eski başkan Jimmy Carter'la yaptığı özel röportajı ana sayfadan yer vermiş. Kuzey Kore ile ilişkilerde oynadığı aktif rolle bilinen Carter, Başkan Trump'ın John Bolton'u ulusal güvenlik danışmanı olarak atamasının göreve gelmesinden bu yana yaptığı en büyük hatalardan biri olduğunu söylüyor. Carter'a göre Bolton Kuzey Kore ile olası bir savaşı hatta İran askeri müdahaleyi destekliyor. Carter Kuzey Kore'nin uzun zamandır duymayı istediği şeyin komşularıyla barış içinde olduğu sürece Amerika tarafından saldırıya uğramayacağının garantisi olduğunu söylüyor ve barış için Amerika'nın da bir bedel ödemesi gerektiğini kaydediyor. Amerikan basından aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende Özlem. Teşekkürler Dilgi. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.